Burada bir hastanın endoskopla aldığımız genizetinin geniz etinin görüntüsünü görüyoruz Bu genizeti östaki borusunu kapatmıyor Östaki borusu açık olduğu için burada işlem devam ediyor sorun çıkmıyor geniz eti büyüdüğünde sorun çıkarabilir genizeti büyüdüğünde burayı tıkayabilir. genizeti büyükse bunu ilaçla ya da cerrahi olarak tedavi etmek. Zorunda. Bu kulak zarında tüpü gösteren bir resim bu hastada efüzyonlu otit olduğu için orta kulakta sıvı olduğu için sıvının tahliyesine yardımcı olabilmek için tüp taktık bu hastaya. Bu tüp 3 ay ile 9 ay arasında durup sonra kendiliğinden düşüyor. Kulak nezdesi halk arasında geçen bir isim. Bizim literatürde efüzyonlu otit ya da seröz otitis medya diye geçer. Orta kulağın bir problemidir. Orta kulakta sıvı toplanması ile probleme sebep olur. Bu sıvı toplandığında problem işitme kaybı olur. İşitme kaybını tarif eden gelir bize bunu söyler. Benim şikayetim işitmemde bir problem var der. Ama bebeklerde olduğunda bebekler bu işitme kaybından şikayet edemez. En fazla belki kulağına elini götürür, kulağını kaşır, kulağına dokunur. Ama bu fark edilmez. Dolayısıyla işitme problemi fark edilmediğinde başka şeylere sebep olur. Mesela çocukta, bebekte özellikle konuşma geriliğine, konuşmanın başlamamasına konuşmakta gecikmeye sebep olur. Konuşma başladıktan sonra bu problem ortaya çıktıysa bu durumda telaffuz bozukluklarına sebep olabilir. Bazı harfleri peltek çıkartmaya sebep olabilir. Mesela dil bağından daha büyük bir problemdir. Bu. Dil bağı bir iki harfte belki hata yaptırır ama bu özellikle sessiz harflerde sert sessizlerde e, işitilmediğinden dolayı peltekliğe ya da hatalara sebep olabilir. Dolayısıyla çocukların konuşma geriliğine sebep olur. Bir basamak sonrasında da çocuklarda işitme beyninin gelişmemesine, entelektüel kapasitenin zayıflamasına sebep olur. Uzun vadede bu yani adolesan çağa kadar mesela çocuklar büyüdüğünde hatta daha ileri çağlarda iletişim problemlerine, kendini anlatma problemlerine, anlatılanı anlamama problemlerine sebep olabilir. Kalıtsal demek çok doğru olmaz. Birçok şey kalıtsaldır ama bunun ortaya çıkmasına çevresel etmenler çok fazla etkendir. Ee, özellikle şunu söyleyeyim mesela, öncelikle sebebini söyleyelim. Sebebi bunlar da temelde geniz etidir mesela ya da burun tıkanıklığıdır ya da geniz enfeksiyonlarıdır ya da sık geçirilen e, burun enfeksiyonlarıdır, üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar e, bizzat akıntısı kulağa dolarak problem teşkil ediyorlar ama ağrı yapmıyor bu. Ama bir de bunlar geniz etini şişirerek, bademciği şişirerek ya da genizi olduğu gibi şişirerek ya da östaki borusunu şişirip iltihaplandırarak bu probleme sebep olabilirler. Mesela hani Covid'den dolayı kapanmıştı ya okullar, 2 sene kapanmıştı. O iki sene içerisinde biz bu hastalığın çok azaldığını gördük. Hiç gelmedi bu hastalık bize. Bu Bu süreçte hiç geniz eti ameliyatı, bademcik ameliyatı yapmadık. Dolayısıyla demek ki bu genetikten, kalıtsallıktan ziyade enfeksiyonlarla beraber ortaya çıkıyor. Özellikle kreşe başlayan çocuklarda ya da okula başlayan çocuklarda ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bunlar daha hiç konuşma geliştirmemiş bebeklerde de görülebiliyor. Dolayısıyla o bebeklerin bir şikayeti de olmaz, işitmediğini söyleyemedikleri için ve bir süre sonra konuşma geriliğiyle, konuşma gecikmesiyle bu bebekleri aile bize getirebilir ya da maalesef annesi babası da bunun biraz geç konuşmuştu diye o dönemde de gelmeyebilirler. Bu hastalık orta kulakta ağrısı sıvı birikmesi ne sebep olduğu için temel tedavisi o sıvıyı oradan uzaklaştırmak, bunu tüp takarak yaparız, orta kulağa e, zara takılacak bir tüple havalandırarak tahliye ederek yaparız. Tabii ki buna sebep olan geniz eti veyahut bademcik de olabileceği için bunların alınması da gerekebilir ama bu bir hemen gelir gelmez bunları yapmayız da öncelikle bir tedavi yaparız bu tedaviyle düzelmediği durumlarda bunlara başvururuz. Dolayısıyla ilk tedavisi bunların tıbbi olarak medikal olarak verilecek ilaçlarla uygun olan ilaçlarla bu sıvının tahliye edilmesidir tahliye edilemiyorsa yapılan testlerde ya da muayenede tespit ettiğimiz zaman bunun tedaviyle düzelmediğini bu durumda cerrahiye başvururuz.